Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Ben fizik öğretmeniniz Ali Koçak. Şimdi, bugün arkadaşlar 11. sınıfın bu denge kısmına başlayalım. Zaten vektör kısmını siz hallettiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, denge konusunu şu şekilde bir teoremle başlayalım. Hepinizin hatırladığı Lami teoremi. Yani ne dengesi bu? Arkadaşlar, kesişen kuvvetlerin dengesi. Şimdi denge şartını zaten çoğumuz biliyoruz. Neydi denge şartı? Aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetlere eşit, yana çeken kuvvetler de birbirine eşitti büyüklük olarak. Arkadaşlar, Lami buna farklı bir yorum getiriyor. Ve biz de bunu bu şekilde size göstereceğiz arkadaşlar. Bakın, şu şekilde bir çizim yapalım. Bakın bu denge iki boyutta denge. X'ye bileşenleri var. P ağırlığındaki bir yükü T1, T2 gerilme kuvvetleriyle dengede tutacağız. Arkadaşlar, şimdi bu şekildeki bir dengeyi Lami bize şöyle açıklıyor. Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Buna dikkat. Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Küçük açı karşısında büyük kuvvet vardı. Yalnız bu karşısını şimdi açacağım. Geometri gibi algılamayın. Bakın arkadaşlar. Burada da size bir bilgi verilsin. İşte beta büyüktür alfa bilgisi verilsin. Buraya dikkat. Arkadaşlar, şurayı merkez aldınız. Bakın şimdi açı taşıyorum. Burası betaysa Z'ye dikkat. Burası da ne oldu? Beta oldu. Şurası 90. Yani burası 90 artı beta. Şuraya geldim. Arkadaşlar burası alfaysa burası alfa. Burası 90. Yani burası 90 artı alfa. İşte karşısı dediğimiz şu. T1'in gördüğü açı şu anda ne? 90 artı beta. T2'nin gördüğü açı 90 artı alfa. P'nin karşıdan gördüğü açı 90. O zaman arkadaşlar en küçük açı 90. En küçük açı karşısındaki en büyük olacak. Burada P en büyük arkadaşlar. Sonra en büyük açıya bakalım. En büyük açı burada beta alfadan büyükse burası 90 artı beta olmadı mı arkadaşlar? O zaman en büyük açı karşısındaki en küçük. Bakın T1'in gördüğü 90 artı beta. Yani T1 en küçük olacak arkadaşlar. Burası önemli. Buraya bir daha şöyle tekrar edelim. Büyük açı karşısında küçük kuvvet, küçük açı karşısında büyük kuvvet vardır. Çok fazla işlemli değil ama bu tip büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralama olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Devam edelim. Bakın. Şimdi burada açı değerleri vererek gidelim arkadaşlar. P eşittir 20 Newton olsun. Bir tane de işlemli sorumuz olsun. Şurası 37 derece olsun. Şurası 53 derece olsun. Şurası 90. T1, T2, P. Arkadaşlar T1 ve T2'yi bulacağız. Şimdi Lami'nin yaptığı şu. En garanti yoldur arkadaşlar. Size bir yolu vereceğim ama bir de kendi kısa yolumuzu vereceğiz burada. Dikkat edin. Önce Lami'nin yaptığı gibi yapalım. Burası 53 ise burası ne oldu? 53. Burası 90. Yani burası 143 derece oldu. Burası 37. Burası 90. Yani burası 127 derece oldu. Şimdi şurayı referans aldınız. Başlıyorsunuz. Büyük açı, küçük açı. İsterseniz kafanızdan sıralamayı yapabilirsiniz. 90'ı gören, en küçük açıyı gören en büyük. P en büyük. 143 en büyük açı. En büyük açı karşısındaki en küçük T1 en küçük olacak dediniz. Sayısal değer bulmaya gelelim. Arkadaşlar Lami bize şöyle gösteriyor. Kuvveti yazın. Bölüm çekin.
Gördüğü açının sinüsünü yazın. P hangi açıyı görüyordu karşıdan? 90'ı. P bölü sinüs 90 eşittir. T1 bölü, arkadaşlar T1'in karşıdan gördüğü açı ne? 143 eşittir. T2 bölü, arkadaşlar gördüğü açı ne? 127. Şimdi bu değerler size verilir, rahat olun. Siz de biliyorsunuz sinüs 143 sinüs 37'ye eşit arkadaşlar. Sinüs 127, sinüs 53'e eşit. Bunları zaten size verilecek böyle bir soru geldiği zaman. Şimdi P20 sinüs 91 eşittir. T1 bölü sinüs 143 sinüs 37. Sinüs 37 0.6. T2 bölü sinüs 127 sinüs 53'e eşit. Sinüs 53'te 0.8. O zaman arkadaşlar T1 burada 12 Newton, T2'de ne çıktı? 16 Newton çıktı. İşte laminin bu tip sorularda matematiksel bağıntısı bu. Kuvvet bölü gördüğü açının sinüsü arkadaşlar. Ha, biz gelelim daha kolay nasıl çözebiliriz? Arkadaşlar 37, 53, 90 üçgeni. Biz fizikçiler buna 3, 4, 5 üçgeni deriz arkadaşlar. Geometriciler ne kadar kabul etmese de. 3, 4, 5 üçgeninin açıları bunlar. Bunu kullanabiliriz. Başka bildiğimiz açılar hangisi? 30, 60, 90 üçgenini kenar olarak biliyoruz. 45, 45, 90'ı biliyoruz. Genelde de bu bizim bildiğimiz yerden geliyor sorular. Bakın şu kenara bir hatırlayalım. 3, 4, 5 üçgeni şu şekilde 3K, 4K, 5K bu şekilde yazdık. Bakın, şimdi laminin teoremini bununla birleştirerek soruyu daha kısa hale getireceğim. Ne demiştik? En küçük açı karşısındaki en büyük. Arkadaşlar şurada en büyük kim? En büyük kim burada? 5K. Hop buraya 5K yazıyorsunuz. En büyük açı karşısındaki en küçük. Burada en küçük kim? 3K. Buraya 3K yazıyorsunuz. E buraya ne kalıyor? 4K. 5K eşittir 20 ise K eşittir kaç oldu? 4. E 4 kere 4 burası ne oldu arkadaşlar? 16 Newton. 4 kere 3 burası ne oldu arkadaşlar? 12 Newton. Bakın daha hızlı, daha kolay çözdünüz. Buna dikkat edin derim arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane daha yapalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şu gerilme T1 olsun. Şu açı 30 derece olsun. Şu gerilme T2. Şurası da P olsun arkadaşlar. Bakın bir Y harfini bulacaksınız. Mesela deminki sorularda biz şu şekilde yine bir Y harfi elde etmiştik. Bakın Y harfi. Böyle bir Y harfi gördüğünüzde kesişen kuvvetlerin dengesi ve lamiyi uygulayabilirsiniz. Şimdi sizden istediği şu P, T1, T2 sıralayın diyebilir. P'ye değer verebilir. Atıyorum 10 Newton. T1 ve T2'yi bulun dedi. Arkadaşlar hadi başlayalım o zaman. Bakın açı taşıyor. Hiç bozmadan. Burası 30'sa Z'den burası da ne oldu? 30. E şurası 90. Yani şurası 30, 90 daha kaç oldu arkadaşlar? 120. E burası 30'sa sevgili arkadaşlar şurası 150 derece oldu. Şurayı zaten görüyorsunuz 90. Referans noktamız burası. Şimdi taktik geliyor. En büyük açı karşısındaki en küçük. P en küçük. Çünkü 150'yi görüyor. En küçük açı 90. En küçük açı karşısındaki en büyüktü. T1 en büyük olacak. Peki sayısal olarak bulalım. Şimdi kısa yol deneyeceğim. Laminin yolundan da olur. Ama arkadaşlar kısa yolla çözelim. Burada ne üçgeni var? 30, 60, 90 üçgeni var. Hatırlayın 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K. Diğeri de ne oluyordu? K kök 3. Şimdi söyleyelim o zaman. En küçük açı karşısındaki en büyük. Burada en büyük kim? 2K. Hop buraya 2K yazdınız. En büyük açı karşısındaki en küçük. Burada en küçük kim?
k, buraya k dediniz. E buraya da k kök 3 kaldı. K eşittir 10 sa, t2 eşittir 10 kök 3, t1 eşittir kaç oldu? 20 Newton oldu. Evet arkadaşlar, hep böyle ipli mi gelecek? İşte son, bir de şöyle konuşalım arkadaşlar. Mesela karşımıza şöyle bir küre, iki duvar arasına sıkıştırılmış şekilde gelse, işte şu açı 37 derece olsa, arkadaşlar diyor ki kürenin ağırlığı 60 Newton ise birinci duvarın tepkisini ve ikinci duvarın tepkisini bulun. Ya da sıralama sorabilir. Birinci duvarın tepkisi, ikinci duvarın tepkisi büyükten küçüğe sıralayın dese ne yaparsınız arkadaşlar? Dikkat edin. Şimdi burada böyle ip, Y harfi bunlar yok. Bunları siz göstereceksiniz. Kuvvetleri doğru gösterirseniz problem yok. Şimdi başlayalım. Ağırlık her zaman nereye doğrudur arkadaşlar? Aşağı doğrudur. 60 Newton. Peki bu duvar bu küreyi şu şekilde itmeyecek mi? İşte buraya birinci duvarın tepkisi diyorum. Arkadaşlar bu duvarda, ikinci duvarda bunu bu şekilde itecek. Buna da ikinci duvar diyelim. İşte bakın, görmek istediğimiz harf tersten, yandan, kenardan Y harfi çıktı. O zaman işimiz kolaylaştı arkadaşlar. Sadece açıları doğru taşımanız gerekiyor. Burası 37 ise şurası 53. Şurası 53, şurası 37 oldu mu olmadı mı? 53, 53, 37. E burası 37 ise burası 53 oldu. Burası 53 ise burası 127 oldu. Şurası da arkadaşlar 143 oldu. O zaman burada hangi üçgen var? 37, 53, 90 dediğim için bir daha hatırlayalım. 3, 4, 5 üçgeninin açıları bunlar. Hadi arkadaşlar. En küçük açı 90. En küçük açı karşısındaki en büyüktü. En büyük kim? 5K. En büyük açı karşısındaki en küçüktü. 3K. E şuraya da 4K dediniz. 4K eşittir 60 ise K 15 oldu. Burası kaç oldu arkadaşlar? 45 Newton. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 75 Newton oldu. İşte Lami teoreminde küreli sorularda yapacağınız işlem bu. Kuvvetleri doğru gösterin. Arkadaşlar sizi kasacak açılar gelmez. Ya 37, 53 ya 30, 60, 90 ya da sıralama sorarlar. Sıralamayı da zaten öğrendik. Büyük açı karşısında küçük kuvvet, küçük açı karşısında büyük kuvvet şeklinde. Şimdi son olarak arkadaşlar belli özel şeyler karşımıza gelebilir. Bunlara da şöyle bir dikkat edin. Mesela buraya bir küre verdi. Bir küreyi de aynısından buraya verdi. Bunları tek bir kabın içine koydu diyelim. Arkadaşlar, şuranın tepki kuvveti, cisimler özdeş olsun, GG ağırlıklı. Buradaki tepki kuvveti 2G'dir. Yani bu kaba değen kısmına bakıyorsunuz arkadaşlar. Aa hocam bunu niye verdim? Bu zaten böyle derseniz bakın şurada kafanız karışabilir. O yüzden verdim arkadaşlar. Şurada, şurada ve şurada olsun. Şu şekilde olsun. Arkadaşlar bize derse ki şuranın tepki kuvvetini söyleyin. Buranın tepki kuvveti G, G, G. Yere değen iki yer var. O zaman üçgenin yarısını burası tutacaktır. Yarısını da burası tutacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Evet, Lami teoreminde benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar, iki boyutta denge diyoruz biz buna. Dikkat edin. Tek boyutta zaten problem yaşamazsınız. Ama bu konuyu tekrar edip bir test çözmeniz ya da iki test çözmeniz yeterli.
Bu konudan sonra diğer dersimizde TORP'la karşınızda olacağım. Arkadaşlar biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Hoşça kalın, evde kalın. Görüşürüz arkadaşlar.